Bundan sonra benim için çalışacaksın. Benim adamım olacaksın. Ne saçmalıyorsun lan sen? Adamım, madamım, ne adamın? Kayıtları polise vermemi istemiyorsan dediğim her şeyi yapacaksın. Her dediğimi, her seferinde, tek tek. Oyun mu lan bu? Ha? Oyun mu oynuyorsun? Yoksa beni polise kendi ellerinden mi teslim edeceksin? Of, ne laftan anlamaz adamsın sen. Burada senin kuyruğunu kurtarmak için sana bir teklifte bulunuyorum. Ama sen hala fesatlık peşindesin. Hiç kafan çalışmıyor senin. İyi ama... Aması maması yok. İyi ve sadık bir adamım. Söylediklerimi yap. Bul dediğimi bul. Temizle dediğimi temizle. Böyle. Yemezler lan. Otur, nereye gidiyorsun? İyi. Bunu sen istedin. Alo, polis mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Melih Bey, aradığınız doktorun adresini bulduk. Zonguldak'ta devlet hastanesinde çalışıyorum. Anladım. Bu doktor meselesi aramızda kalacak. Kimsenin duymasını istemiyorum. Peki efendim. Tamam, teşekkürler. İyi çalışmalar. Adım Melih Seçkiner. Kurtulmam için bana yardım edeceksin. Ha. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacağını anlatacağım. Şimdi değil. Benden haber bekle. Ama bu kadın ben ihbar etmedim diyor. Kimsenin bir şey bildiği yok diyor. Bu söylemediyse polis niye peşimde? Ne yapacağım lan ben şimdi? Dur kaçma! Dur kaçma! Kaçma dur! Dur! Ay ben senin! Olduğun yerde kal! Kaldır ellerini! Durun! Durun! Ben bir şey yapmadım! Vallahi bir şey yapmadım! Ben bir şey yapmadım ya! Yürü. Durun. Ya bir şey yapalım diyorum ben size ya. Yürü hadi yürü. Onu emniyette anlarız. Öt bakalım. İdris Bulut'u nereden tanıyorsun? İdris Bulut mu? Bu İdris denilen pislik herifin çocuk ticareti yaptığını biliyor musun? Çocuk ticareti mi? Bilmiyordum abi. Kimsin sen? İn arabamdan. Korkmayın, bir şey yapmayacağım. Sadece biraz konuşmak istiyorum. Ne istiyorsun benden? İstanbul'da olduğunuz dönem, Alacabey köyünden Zeliha diye bir kadın, 6 aylık bir kız getirmiş size. Hatırlamıyor musunuz?
Bu Zeliha Hanım bebeği size getirdiğinde çok hastaymış. Öksüz yetim olduğunu öğrenince iyileştirmişsiniz. 26 sene çok uzun zaman geçti. Ne olur zorlayın biraz hafızanızı. Unutulacak bir şey değil bu. Aradığınız kişi kim? Sorabilir miyim? Kardeşim. Alacabey köyü. 6 aylık bir bebek. Alacabey. Bir saniye hatırladım şimdi. Kim aldı? Anlatın lütfen. Yetimhane. Yetimhaneye bırakmıştım o bebeği ben. Hangi yetimhane? İsmi ne? Beykoz'da küçük bir yetimhaneydi. Bir saniye durun. Şimdi aklıma geldi. Size ne kadar faydası olacak bilmiyorum ama... Yanlış hatırlamıyorsam omuzunda çok derin bir yara izi vardı kardeşinizin. Bulamadım ama bulacağım seni. Hasta mısın? Neyin var? Yaklaşma bana. Git buradan. Yüzün sapsarı. Üşüyor musun? Git buradan Kenan. Neden beni terk ettin? Neden? Neden aşkımıza ihanet ettin? Beni unutan sensin. Hayır. Beni bile bile ölümü terk ettin. 6 yıldır. 6 yıldır. Yavaş yavaş ölüyorum ben. Her geçen gün eriyorum. Senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden Kenan. Hayır. 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 Yüze gelmeden olmayacak. Çaylar hazır. Mis gibiyim, hellim de kızarttım. Gonca getirecek şimdi. Kenan kalkmadı mı hala Arzu? Dün akşam çok çalıştı anneciğim. Uyanamadı herhalde. Bütün gün kafası meşgul. İşleri de akşama kalıyor herhalde. Yalnız
Ben ne zaman odasının önünden geçsem sürekli masasında. Önünde defterler, dosyalar, sürekli çalışıyor. Allah güç kuvvet versin valla. Biraz durgun son günlerde. Canı sıkan bir şey mi oldu? Sen biliyor musun? Bilmiyorum anneciğim. Şu kaza meselesi etkiledi herhalde. Helimler de geldi. Koy Gonca koy. Herkesin tabağına koy bir dilim. İpek nerede? Erkenden medreseye gitti. Tek başına? Yok, Melih Bey'le gittiler. Başka bir isteğiniz, arzunuz var mı? Ben portakal suyu istiyorum. Olur mu Atmazel? Hemen. Kiraz çavdar ekmeği de getir. Sabahları çok sakin oluyor burası. Oturup sohbet etmenin en uygun zamanı. Şöyle geçelim mi? Melih Bey. Ayşe teyze, ben reçel ekmek istiyorum. Ama önce yumurtanı ye. Sonra tatlı. Kiraz, bitirmedin mi servisi daha? Hadi sen de gel kahvaltını yap. Geliyorum, geliyorum. Afiyet olsun. Sağ ol. Alıştınız mı çiftliğe, işlere? Alıştık, alıştık. Bir sorun yok çok şükür. İyi. Ayşe teyze, bitirdim yumurtamı işte. Şimdi reçel yiyebilir miyim? Aferin Elif'im. Al bakalım. Ben süreyim mi ekmeğini? Hı hı. Evde de hep annem sürerdi böyle bana. Tamam. Hazır. Buyurun Elif Hanım. Afiyet olsun Elif'im. Okul ne alemde oğlum? İyi, bir sıkıntı yok. Sınavlar başladı mı? Hiç bitmedi ki. Aman oğlum, sıkı tut. Bu sene de alttan ders bırakma sakın. Merak etme sen sultanım. Bu sene sana teşekkürname getireceğim. Afiyet olsun. Kalktın mı oğlum? İyi misin? Bir sıkıntın yok değil mi? Hayatım, bugün Tuğçe'yi de alıp Beylerbeyi'ne gidelim mi? Arabayla gezeriz. Hem Tuğçe oraları hiç görmedi. Sonra da kavabalık yemeye gideriz. Evet. Evet baba. Ne olur gidelim. Bugün işim var. Başka zaman. Ama hayatım bütün gece çalıştın. Bize yarayacak bir günün yok mu? Ne zamandır üçümüz birlikte vakit geçirmedik. İşim var dedim.
Ablacığım, bugün dersin var mı? Yoksa direkt kafeye mi gideceksin? Şimdi kafeye gideceğim. Öğleden sonra dersim var abla. Zaten Yunus da öğleden sonra gelir. Ben de çıkarım. O zaman ben de diyorum ki artık kafeye mi gitsem? Abla, bak şimdi bu tartışmayı her gün bir posta yaşamaktan ben bıktım. Hayır, alışkanlık oldu yani. Sen de azimli çıktın, pes etmek bilmiyorsun. Zeynep, iyi hissediyorum ben artık kendimi. Ablacığım, hem benim yatma gibi lüksüm yok ki. İşim de belli. Çalışıp kızımı alacağım. Yat deme bana artık, ne olur. Size afiyet olsun. Oğlum nereye? Daha yeni oturdun sofraya. İştahım yok. Tamam. Yeme iştahın yoksa ama otur biraz, yüzünü görelim. Çalışmam lazım. Odama geçeceğim. Ben bakayım. Nesi var bu oğlanın? Çok çalışmaktan yorgun düştü herhal. Geçen gün gazetede okuduydum. Böyle çok çalışan insanlar... Ne diyorlardı ona? Heh! Tükenmişlik sendromu. Ona yakalanıyorlarmış. Tükenmişlik sendromu ne demek? Bir şey demek değil kızım. Sen yemeğini ye. Hadi ben kaçtım. Afiyet olsun. Kaldıysa olsun. Kenan. 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 Ne oluyor? Bir yaşımda kalktın gittin masadan. Neyin var? Bir şey soruyorum. Günlerdir kendine değilsin. Ne oluyor? Neyin var? Yok bir şey. Yok bir şeyim deyip kesip atma. Kocamı tanımıyor muyum ben? O kazadan sonra sana bir şey oldu. Yüzüme bak. Söyle bana. Hastanede bir şey mi oldu? O götürdüğün adam tanıdığın biri miydi? Saçmalama. Kaç kere anlattım sana olayın nasıl olduğunu. Neyin olduğunu söyle o zaman. Günlerdir ağzını bıçak açmıyor. Gece yanıma gelmiyorsun. Sabah yüzünü görmüyorum bile. Beni dinlemek zorundasın. Yeter. Gerçekten yeter. Ben sana bakayım. Eksik yedik var mı? Güzel mi? Beğendin mi? Ama anneninki bir başkadır herhalde. Değil mi? Hı hı. O da böyle sana ekmek hazırlar mı? Ama şimdi biraz hasta. Öyle mi? Nerede peki? Hastanede. Ama iyileşecek. Neyi var? Bilmiyorum. Günaydın Arzu Hanım. Kahvaltı keyfi ha? Ben işimin başına geçeyim.
Elifciğim, geçmiş olsun. Annen hastaymış. Nesi var? Söylesene Elifciğim. Nesi var? Annem araba çarptı. Ne? Araba mı çarptı? Hı hı. Nerede? Şimdi iyi. Çünkü Kenan amca kurtarmış onu. Kenan mı? Çayınızı tazeleyeyim mi Alihan? İstemem. Gonca, şu tabakları mutfağa götür. Oh. Ayşe, sen de bir ağrı kesici getir. Başım yine tuttu. Hemen Alihan. Bana da portakal suyu ver Ayşe. Arzu, iyi misin kızım? Kenan. Arzu! Arzu! Arzu, kızım. Kızım ne oldu sana? Arzu! Arzu kendine gel. Hay Allah, ne oldu böyle birdenbire? Kanlı canlı kadın devriliverdi. Ayşe, çabuk kolonya getir. Hanımım iyi misiniz? Kızım, korkutma bizi kızım. Aç gözünü. Sen mi yaptın anneme bir şey? Söyle. Elleri de buz gibi. Arzu. Ne oldu? Bayıldı. Sadık Efendi yardım et. Kanepeye taşıyalım hemen. Aa. Kahvaltı için yanlış bir gün seçtik sanırım. Yok, kusura bakmayın. Sıkın gözüküyorsunuz. İsterseniz kalkabiliriz. Yumurtamı bitirmeden buradan asla kalkmam. Şaka bir yana da durumun sizle hiçbir alakası yok. Biliyorsunuz değil mi? Annenizle mi alakalı? Yani ailevi meseleler diyelim. Her ailede oluyor maalesef böyle meseleler. Sizinkinde değil tabii. Siz birbirine bağlı mükemmel bir ailesiniz. Dışı seni yakar, içi beni diye bir laf var. Belki duymuşsunuzdur. Bu söylediğinizden bir sorun olduğunu anlıyorum. Bir sorun mu? Evde bir huzursuzluk mu var? Ne zaman yok ki? Sebep? Arzu mu? Hadi Arzu,
Korkutma kızım bizi. Ali Hanım, doktor mu çağırsak? Dur hemen, bir kendine gelsin. Soğan koklatalım. Soğan iyi gelir. Ben bir koşu mutfaktan gidip getireyim. Soğanla falan olmaz. Cahil Ceyla iş yapmayın. Ayşe abla, şu kolonyayı sen bana versene. Açtı gözünü. Kızım, iyi misin? Anneciğim, ne oldu sana? Günaydın yavrum. Zeynep kızımla tanışmıştık. Ben komşunuz Sevim. Zeynep yok galiba. Hoş geldiniz. Melek ben de. Zeynep'in ablasıyım. Zeynep okula gitti. Buyurun içeri geçin isterseniz. Yok, sonra yine uğrarım ben. Geçenlerde size çorba getirmiştim. Onun kaplarını almaya geldim. Ayıptır söylemesi, helva kardım da. Komşulara dağıtacağım, lazım olur. Allah kabul etsin. Ben de az önce yıkamıştım zaten. Bekleyin hemen getireyim. Sağ olun. Böyle de boş verilmez ama kusura bakmayın. Öyle şey olur mu kızım? Bu arada ellerine sağlık. Çorba çok güzel olmuş. Afiyet olsun çocuğum. Zeynep kızımla siz ikiniz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, ikimiz. Aileniz, kiminiz kimseniz yok mu be evladım? Böyle kadın başınıza. Peki sizin kardeşiniz var mı? Var. O nerede yaşıyor? Uzakta. Abinizden bahsediyorduk. Sırayı değiştirmeyin. Peki. Abimle yengem. İşte gördüğünüz gibi. Nasıl? Bilmem. Yani hep bir şeyler eksik sanki evliliklerinde. Hani böyle birini seversin de hiç yanından ayrılmak istemezsin ya. Ben ne abimde ne de yengemde hiçbir zaman bunu göremedim. Bu bahsettiğiniz şeyin adı aşk. Peki severek evlenmediler mi? Bizim ailede annemin sözü sevgiden de aşktan da üstündür. Abim biraz annemin baskısıyla evlendi. Niye? Sevdiği kadını unutabilmek için. Daha iyi misin kızım? Arzu Hanım, korkuttunuz bizi. Yüzünüz kireç gibi mi oldu vallahi? Ayşe, içeriden tansiyon aletini getir çabuk. Size ayran yaptım. İçin. İç kızım, iç. Ne oldu? Korkma, bir şey yok. Biraz tansiyonu düştü. İyi misin? Ölçtünüz mü tansiyonunu? Ayşe getirecek şimdi. Ne
Odayı taşıyalım da orada bakalım anne. Tamam. Siz şimdi bakmayın abimin böyle durgun olduğuna. Eskiden neşeli, hayat doluydu. Neşeli? Tabii. Sevdiği yanındaydı çünkü. Sonra ne oldu? Sözde sizin canınız sıkkındı. Ben aile meseleleriyle sizin başınızı şişirdim. Yok. İyi bir dinleyeceğimdir. Anlatmak isterseniz. Üzüldüm Kenan adına. Yüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir demişler. Öyle ya da böyle. Hayat devam ediyor değil mi? Kalkalım mı? Allah muhafaza. Ya başını falan vuraydı? Allah korusun. Benim kaynımın karısına böyle olmuştu. Kadın pat dedi düştü. Sonra kırıklar, çıkıklar. Aman. Çok zor. Hep böyle olur mu ki? Ne bileyim biraz eselekli ama tam da böyle ayılıp bayılacak bir karakter. Yok, olmaz. Bir şeye sıkıldı zar. Ay, Kahya Hanım. Yüklü olmazsın mı? Onu da nereden çıkardın Kiraz? Hem bizi ilgilendirmez. İşimize bakalım. Hadi. Ya kardeşim, ne olur kusura bakma. Görüyorsun işte. Bugün susmadı telefon. Ne kusuru abi ya? Bu kadar işin arasında asıl sen kusura bakma. Ben gideyim artık. Okula gideceğim. Hani dersin yoktu bugün? Otur oğlum otur. Birer çay daha içerim. Öyle gidersin. Hem daha konuşamadık. Aman. Abi kusura bakma. Önemli olduğu için bir bakmam gerek. Hemen geliyorum tamam. Yaptı sana değil mi anne? Doğruyu söyle. Anne. Siz isterseniz gidin. Ben buradayım. Tuğçe. Hadi kızım biz çıkalım. Annen dinlensin biraz. Neyim var? Ne oldu birdenbire? İyi misin? Niye konuşmuyorsun? Karın şimdi mi düşünmeye başladın? O ne demek şimdi? Benimle ilgilenmen için illa bayılmam mı gerekiyor? Arzu. Hasta olmam şu kadar umurunda mı acaba?
Saçmalama ya. Sen git. Karınla çocuğunla ilgilenmek yerine tanımadığın insanların başında dur. Gece yaralarına kadar kimliği meçhul insanların başına nöbet tut. Acil kan ara. Yakınlarına haber ver. Ziyaretine git. İstersen buraya getir. Birlikte bakalım. Bu kadar yardım ettiğine göre senin için çok önemli biri olmalı herhalde. Senin için çok değerli biri o. Nasılsın ablacığım? Sabahtan beri aklımdasın ama bir türlü fırsatını bulamadım. Olsun ablacığım, önemli değil. İyiyim. Çok şükür daha iyiyim bugün. Elif'im nasıl? İyi o iyi. Maşallahı var. Resim çiziyor şimdi. Siz ne yaptınız? Yerleşebildiniz mi peki? Memnun musunuz evden? İşte. Yerleştik sayılır ablacığım. Evde fena değil. İdare ediyoruz. Ben de bir türlü evden çıkamadım. Ne derdi bitiyor, ne işi bitiyor mübareğin. Olsun ablacığım, önemli değil. Melek, bir eksiğiniz var mı evde? Yok ablacığım, sağ ol. Elif'im getirsen yeter. Tamam abla, görüşürüz. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Ne dediğimi bilmiyorum, öyle mi? Asıl sen ne yaptığını bilmiyorsun. Ne yapıyormuşum ben? Bilmem. Belki sen söylemek istersin. Tamam Arzu. Tartışmanın sırası değil şimdi. Sen dinlen. Yo yo. İyiyim ben. Konuşabiliriz. Sonra konuşuruz. Çıkmam lazım. Çıkman gerekiyor, öyle mi? Nereye gidiyorsun? İşlerim var. Sürekli işim var zaten. Arzu, yeter. Beni böyle bırakıp nereye gidiyorsun? Nereye? 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 Kendine gel. Güzel kahvaltı için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Aile meseleleriyle başınızı şişirdim. Kışın ortasında bahar gibi bir gün geçirdim sizinle. Başım şişmedi. Aksine benimle paylaştığınız için çok memnun oldum. Aa sahi. Az kalsın medresede bahsettiğim kataloğu vermeyi unutuyordum. Buyurun içeriye gelin, hemen kataloğu getireyim. Olur, memnuniyetle. Hem bir Kenan'a da merhaba demiş olurum. Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Sana söylüyorum Kenan. Nereye gidiyorsun? Abi. Hadi siz işinize bakın. Getirdim size kızım. Ellerine sağlık ablacığım. Zahmet etmişsin. Allah kabul etsin.
Amin yavrum. Bir de bunları getirdim. Kışın iyi gider. İki kardeş pişirir yersiniz. Şey, zahmet etmişsiniz gerçekten. Ama gerek yoktu. Hiç zahmet olur mu kızım? Bunlar bizim köyün mahsulü. Biz de iki kişiyiz. Bu sene fazla fazla göndermişler sağ olsunlar. Ama gerçekten gerek yoktu. Alamayız lütfen. Al kızım, al yavrum. Peki, çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizden de, sizden de güzel kızım. Bu sabah Melih Bey'le medreseye gittik. Ters bir zamanda gelmedik değil mi? Yok, estağfurullah. Siz iyisiniz değil mi? Her şey yolunda mı? Yolunda. Yenge, çok soluk görünüyorsun. Hasta falan mısın? Biraz başım döndü. Ama iyiyim şimdi, merak etme. Bugün tansiyonu düştü biraz. Aa, geçmiş olsun. Ne oldu, iyi misin? Ben müsaadenizi isteyeceğim. Kenan nereye? Dışarıda işlerim var. Ne işin olduğunu biz de öğrenebilir miyiz? Sonra görüşürüz. Kenan! Abi, dönerken malzemelerimi aldığım yere uğrar mısın? Arzu Hanım, çok geçmiş olsun. Yoksa yaptığım tekliften sonra mı böyle tansiyonunuz düştü? Fenalaştınız. Lütfen sonra konuşalım Melih Bey. Şimdi sırası değil. Bence bir an önce karar verseniz iyi olur. Daha sonra üzülmenizi istemem. Melih Bey lütfen. Sırası değil. Sırası değil. Ben bana kırgın olduğunu biliyorum. Üzgünüm gerçekten. Biraz ön yargılı davrandım. Sinirlerime hakim olamadım işte. Aslında ilk önce sana sormalıydım. Pelin'in beni yanıltmasına izin vermemem lazımdı. Kusura bakma ne olur. Ya sen de haklısın Zeynep. Benim de önce seninle konuşmam lazımdı. Çekindim işte. Benim mesaim bitti de işte okula gideceğim. Senle istersen beraber yürüyelim. Hani hava almış olursun. Oluruz. Yani okula gideceksen eğer. Çıkalım o zaman. Hastanın adı Melek. Hayır, soyadını bilmiyorum. Hadi. Ha? Evet, birkaç gün önce trafik kazasıyla geçirmiş olmalı. Tamam, bekliyorum.
Melek Şimşek. Hastaneye kim getirmiş? Öğrenebilir miyim? Yok, yakınıyım tabii. Öylesine sordum. Taburcu Edil'den emin misiniz? Tamam. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben ya. Of. Bu işi şimdi yapmazsam eğer bir daha asla yapamam. Hoş geldin Melek abla. Korkuttun bizi. Gelmiş geçmiş olsun. İyisin değil mi? Sağ ol Yunus. İyiyim, iyiyim. Ne diyelim? Bunu da atlattık. Gel sana bir çay koyayım abla. Yeni demledim mis gibi. Ben de şunları bir koyayım. Ablacığım sen niye geldin? İzinliydin hani. Ya gel tabii, başımızın üstünde yerin var da. Biz idare ediyorduk. Dinlenseydin keşke. Hepiniz sağ olun. İyileştim artık. Yeterince de dinlendim. Sen bilirsin abla. Ne diyelim, kolay gelsin o zaman. Sağ olunuz. Murat. Size bir zarf gelmiş oğlum. Muhtar size ulaşamayınca buraya bırakmış. Ne zarfı abi? Dur bekle ya, içeri geçeyim. Biz de Şimşek yazıyoruz. Babana gelmiş. Ne ki bu abi? Ne bileyim ben oğlum, babam biliyordur. Baksana, aile mahkemesi yazıyor üstünde. Nefret ediyorum senden Melek, nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden Melek, nefret ediyorum. Kenan elimden almanı izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Gitti. Melek'le mi? Engel olamadım. Her şey bitti. Her şey bitti. Ama nasıl olur? Kenan Bey bulmuş mu Melek'i? Kenan'ı hastaneye götürdü kadın. Melek'miş. Ne? Ne?
Geberteceğim o kadını. Kendi ellerimle geberteceğim. Tamam, sakin olun, şimdi biri duyacak. İzin vermeyeceğim. Kenan'ın onunla gitmesine izin vermeyeceğim. Baba, sana bir zarf gelmiş. Ver bakayım lan, neymiş o zarf? Vallahi ben de anlamadım baba. Üzerinde aile mahkemesi falan... Baba, bu sakın ha İdris olayındaki çocuk meselesi olmasın. Tabii ya, kesin o olay. Yandık baba, mahvolduk biz. Başımız çok kötü belada ya. Lan oğlum bir sus lan, bir sus. Bir anlayalım neymiş. Ya neymiş baba, baksana. Eyvah. Kesin İdris meselesi ha. Ya baba ben sana o kadar söylemiştim değil mi zamanında? Boşanma davası. Boşanma davası mı? Melek boşanma davası açmış. Ellerin öyle narin ki melek, sanki iki beyaz güvercin. Saçlarına sanki denizin kokusu sinmiş. Her rüzgar estiğinde yüzüme çarptı. Gözlerin